Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Türkçe derslerimize devam ediyoruz. Bugün yeni şeyler öğreneceğiz. Ne öğreneceğiz Onur Hocam? Hocam sözcük türlerine güzel bir giriş yapacağız. Kısa ama çok etkili güzel bir video olacak. Evet, Vural Hocam, sözcük türleri. Hani sorularda geliyor ya, aşağıdaki sözcüğün türü hangisidir? Hı hı. Hangisinin türü farklıdır diye soru geldiğinde gençler sözcük türlerine bakacağız. Peki Türkçe'de kaç çeşit sözcük vardır Vural Hocam? Türkçe'de kaç çeşit sözcük varmış? İki çeşit. İsimler, fiiller. Ha, en güzel. Aslında en temizi bu gençler. Orada bırakaydık iyiydi. Bak, Türkçe'de sözcükler ya isimdir, hı hı, ya da fiildir. Tabi burada böyle deyince o zaman hocam iki tane sözcük türü var gibi geliyor ama isimler de böyle isim soylu sözcükler başlığı altında 7 türe ayrılıyor. Hocam peki onlar bir neymiş? Bir şey soracağım ben hep şeyi karıştırma. Bu dolaylı tümleç falan var ya onlar... O cümlenin öğeleri. O ayrı. Değil şimdi mi? Burada tamam. Mesela isim soylu sözcükler nelerdir arkadaşlar? İsim, sıfat, zamir, zarf, edat, bağlaç, ünlem ki bunların hepsini tek tek ayrıntılı bir şekilde işleyeceğiz. Öteki tarafta ne var hocam? Fiiller var. Fiiller tek. Tabii fiiller tek. Peki bu sözcük türleri neyi ifade ediyor hocam? İsim, ad. İsim, adlar neymiş hocam? Varlıkları tanıtan sözcüklere biz ne diyeceğiz hocam? Ad diyeceğiz. Hepimizin bir neyi var? Adı var. Adımız olmasa sen arkadan böyle şşt, alo, yaşlı, ihtiyar, yakışıklı, şişman diye bağırdıkları zaman arkaya bakabilirsin mesela. Ama ismin var. Ne ismin? Vural Aksankur. Zamir, diğer adıyla adıl diye işaret hocam. Adların yerini tutan sözcüklere biz ne diyoruz? Zamir diyoruz. Sıfat, sıfatın diğer adı neymiş zaten? Ön ad. Şimdi bu ne anlama geliyor? Adlardan önce gelip onları niteleyen ya da belirten sözcüklere ne diyeceğiz gençler? Sıfat diyeceğiz. Edat, bağlaç, ünlem ise tek başına anlamı olmayan cümle içerisinde anlam kazanan sözcüklerdir. Edatlar yani ilgeçler cümleye anlam ilgileri katar hocam. Özellikle benzetme ilişkisi, karşılaştırma ilişkisi gibi anlam ilişkileri katar. Bağlaç ise adı üzerinde. Bağlamaktan geliyor. Sözcük ya da cümleleri birbirine bağlayan sözcüklere bağlaç denir. Ünlem şaşırma, seslenme, duygu bildiren sözcüklerdir. Fiiller ise iş, oluş, hareket bildiren sözcüklerdir. Tamamdır. Şimdi hocam uygulamalar yapacağız. Buradaki cümlelerdeki sözcükleri tek tek bu anlattıklarımıza göre belirleyeceğiz. Ama öğrencilerimiz şurada korkmasınlar. Ben şu anda mantığını vermek için bu videoyu çekiyorum. Yoksa bunların tamamını gençler tek tek ne yapacağız? İşleyeceğiz detaylı. Evet. Çalışkan öğrenciler defterlerini ve kalemlerini konuşmadan çantalarına yerleştirdiler. Şimdi Vural hocam burada kaç tane sözcük var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8 tane sözcük var. Hı-hı. Doğru mudur? Doğru. Şimdi biz bu sözcüklerin türlerini belirleyelim. Tamlama gruplarına da dikkat edin. Mesela çalışkan sözcüğü tek başına kullanılmamış. Dikkat et. Evet, çalışkan öğrenciler. Öğrenciler isimdir. Çalışkan da onun neydir hocam? Sıfatıdır. Defterlerini ve kalemlerini. Burada aslında iki tane isim var. Defter ve kalem. Bunlara isim diyeceğiz. Değil mi hocam? Peki bu iki ismi birbirine bağlayan sözcük ne? Bağlaç. Ve o zaman burada V'nin türü nedir gençler? Bağlaçtır. Yerleştirdiler zaten nedir hocam burada? Fiil. Çantalarına yönelme durum ekranı isim. Konuşmadan ne olabilir? İleride göreceğiz. Konuşmadan sözcüğü ise fiil etkiliyor hocam. Nasıl yerleştirdiler? Konuşmadan. Fiil etkilediği için fiili etkileyen sözcük neydi? Zarf. Bak böylelikle. Ben zannettim ki şimdi tamam anladım. Tüm sözcükleri ne yapmış olduk? Hı-hı. Belirlemiş olduk. Kardeşim bunu gözü gibi koruyordu diğer çocuklardan. Kardeşim ne olur hocam? Benim kardeşim isim. İsim. Evet. Hı-hı. Bunu ismin yerini tutmuyor mu hocam? Zamir. Mesela güzel. Kalem mi dememiş de bunu demiş. O zaman bu nedir? Zamir. Göz sözcüğü zaten nedir? İsim. İsim. Gibi burada benzetme ilgisi katmış. Edat. O zaman ne olur? Süpersin. Benzetme edat. Evet. Koruyordu. Fiil. Değil mi? Diğer çocuk. Nasıl çocuk? Ya da hangi çocuk? Diğer çocuk. Sıfat. O zaman diğer sıfattır. Çocuk da addır. Bu arada mesela şu da aklınıza gelmiş olabilir. Şimdi kafanız karışmasın. Aslında bu sözcük öbekleri de bir araya gelip başka bir sözcük oluşturabilir. Nasıl biliyor musun hocam? Koruyordu fiil ya. Nasıl koruyordu? Gözü gibi koruyordu. Bak bu ikisi bir araya gelip de zarf görevi üstlenebilir. Ki bunları daha sonra zaten anlatacağız. Eserlerde kurmaca bilgiler bulunuyordu ancak başka kitaplar kadar yormuyordu insanı. Eserlerde ne olur hocam? İsim. Evet. Kurmaca bilgi. Bu bir tamlama değil mi? Evet. Nasıl bilgi kardeşim? Kurmaca bilgi. O zaman bilgi isimse kurmaca nedir? Sıfat. Sıfattır. Bulunuyordu ne olur hocam? Fiil. Evet. Değil mi?
Ancak başka kitaplar kadar yormuyordu insanı. Burada bak iki tane cümle var aslında. Eserlerde kurmaca bilgiler bulunuyordu. Birinci cümle. Başka kitaplar kadar yormuyordu insanı. İkinci cümle. Mantık bu gençler. Mantığı unutmayın. Bu nedir? Bağlaç. Başka kitap derken başka. Edat. Sıfat. Niye? Kitap ismi. Hangi kitaplar? Başka kitaplar. Kadar burada bir anlam ilgisi katıyor. Edat. Orada biraz geçten geldi hoca. Yormuyordu. Kokusu geliyor da dışarıdan. Yormuyordu. Fiil. Tamam sen doyuracağız. Şu çekimler bilsin. İnsanı. Bugüne nedir? İsimdir. Son bir uygulama daha yapalım hocam. Burada iyice pekişsin. Sınıflar geçen hafta güzelce süslendi. Çünkü vali buraya arabasıyla gelecek. Şimdi sınıflar isim. Doğru mu? Hı hı. Geçen hafta. Geçen. Sıfat. Hafta ne olur hocam? Ad. Güzelce süslendi. Süslendi. Nasıl süslendi? Süslendi fiil. Güzelce süslendi ne olur? Zarf. İki cümleyi bağladığı için çünkü burada nedir? Bağlaçtır. Devam edelim. Vali isim zaten. Hı-hı. Buraya ismi yerini tutuyor. Zamir. Arabası ile gelecek. Şimdi gelecek fiil hocam. Araba isim. Burada ile ise araç durumu, araç ilgisi katmış. İleride göreceğiz. Edattır. Tamam. Yani buradaki sözcükleri tek tek incelediğimizde türleri bu şekildedir arkadaşlar. Böylelikle Vural hocam sözcük türlerine şöyle genel bir giriş yaptık. Bakış açını verdik. Detayları olacak. Evet, isimlerle beraber devam edeceğiz. Peki sevgili arkadaşlar bir yere kaybolmayın. Yeni videolar geliyor.